meslekle ilgili konuşalım. Yerimizde beslenme hataları. Şimdi biz tabii gastroenterolog olarak 4 yıl Giresun'da çalıştım. Endoskopilerle ilgili pek çok yayın da yaptım yurt dışı. 7-8 tane Giresun'un özellikle mideleri, bağırsakları nasıl falan diye. Normalde midenin kanser olmadan önceki bazı hastalıkları var. Mesela intestinal metaplazi, atrofik gastrit. Bunlar Türkiye ortalamasının çok çok üstünde çıkıyor. Önce bunlar oluyor midede, daha sonra mide kanseri oluyor. Yaklaşık 10 sene önce bunlar oluyor. Bu kadar, niye bu kadar yeşillik yiyen, balık yiyen bir milletin niye midesinde bu kadar çok mide kanseri çok? Niye pankreas kanseri çok? Niye bağırsak kanseri, kolon kanseri çok? Bununla ilgili çalışmalarımın sonunda ben şunu gördüm. Bir defa balığı yanlış pişiriyoruz Karadenizli olarak. En önemli etken bu. Nasıl balığı kızartıyoruz. Evet. Balık en sağlıklı şekilde buğulama yenecek. Eğer bir balığı kızartıp yiyorsak o balık zehir oluyor bize. Faydası olmadığı gibi zarar oluyor. Birincisi bu. Evet. İkincisi, yağ yandığı için mi hocam? Evet, yağ yanıyor, balık da yanıyor. Ya balığı tavada pişirmek cinayet mide ve bağırsak için. Ha, pankreas için de böyle. Yani bir de aşırı tereyağı tüketimi. Tereyağını da yakılarak yenmesi aynı şekilde. Yani tereyağını normal yemek olarak değil de. Bunlar asıl. Bundan dolayı bizim kanser oranlarımız Türkiye'ye göre daha yüksek. Üçüncüsü, bizim toprağımız fakir. Giresun toprağı fakir, Görle toprağı daha fakir biliyorsun. Giresun'da mesela kiraz oluyor, burada 15 gün sonra incir oluyor, burada bir ay sonra oluyor. Denizimiz de kötü bizim Görelelilerin. Değil mi? Eylül'le Aralık arası biz denize çıkabiliyoruz. Fırtına kıyamet koptu. Hem toprağımız kötü, fakir, hem denizimiz fakir. Toprak fakirliği nasıl? Toprakta selenyum eksikliği var bizim toprağımızda. Görle toprağında. Bu selenyum eksikliğine bağlı bir ağır metal, faydalı bir mineral. Olmadığı için bu tip hastalıklar da çoğalıyor. Balıkta ve fındıkta selenyum yok. Tek selenyum alabileceğimiz kaynak yer fıstığı, Meksika fıstığı yani. Evet, yetişmiyor. Toprakta da yok. Mesela aorta nevizması, bu asıl atar damarın büyük olması. En çok mesela Göreliler'de var. Bunu biliyor musunuz? Türkiye'de ilk üçtedir aorta nevizması. Evet, mesela Trabzon'daki bu aorta damarı geliştirmeleri %90'ı Göreliler hemen hemen. Evet, bu da selenyum eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Yani hem yanlış beslenme var, hem topraktaki bu fakir, toprağın fakir olması var. Evet, bu da böyle. Tabii çok bunlarla ilgili çalışmamız var. Yurt dışında yayınladık. Zamanı gelince halkımızla da bunları paylaşabiliriz. Ama tam olarak bunları söylemek lazım. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görevlilere de hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler dilerim. Aynı dileklerim. Buyurun. Bu ama önemli bir konu. Çünkü Giresun'da ve Trabzon'da, özellikle Giresun'da ülseratif kolit ve kron gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları Türkiye'de belki de ilk 3 sırada Giresun'umuz. Evet. Onun nedeniyle ilgili Türkiye'de nedeniyle ilgili bir çalışma yapılmamış. Fakat yurt dışında tesadüfen Almanya'dayken birkaç sene evvel bir toplantıya gittim. Bizim Giresunlu işçiler orada da ülseratif kolit olmuşlar. Ve bunu Alman doktorlar merak etmişler. Niye Türkler değil, Giresunlular. Niye diğerleri olmuyor da bu Giresun ordu, bu grup çok oluyor diye. Bunların 20'lik dişlerinden, anne karnındaki dişlerden diş doktoru, Alman diş doktorları parça almışlar. Ülseratif kolit. Ülseratif kolitli Giresunlu ordulu hastalar. Evet. Bu çünkü anne karnında olan bir diş, 20'lik diş ve kolay kolay çıkamıyor. Ve bunda ne bulmuşlar? 20'lik dişteki ağır metaller, anne karnında ağır metale maruziyet bulmuşlar bu ülseratif kolit hastalarında. Buna bağlı olduğunu bulmuşlar. Giresun ve ordu kökenli Almanya'daki Türk işçilerin, evet. Fakat bunun peşinde de bir çalışma yapmışlar. Bazı deniz balıklarımızın, derin deniz balıklarımızın bu yüksek oranda kadmiyum ve civa içerdiğini, bunun hamile anneler tarafından yenip anne karnındayken çocuğa etki yapıp çocuğun daha sonra ülseratif kolit olduğuna dair Almanların çalışmaları var. Şimdi burada önerimiz şudur. Bizim derin deniz balıkları, örneğin mezgit gibi balıklarımızın ağır metal oranlarına bakılması ve mümkünse bunlara hamile kadınların yememesi yönünde uyarı yapılması aslında gerekliliktir. Fakat bu konuda bir çalışma ben görmedim.
Olabilir. Ben duymadım, bilmiyorum. Ama varsa da onu ortaya çıkartmak lazım. Bunu Almanlar bizim Giresunlu ve Ordulu aslanımızda yapmışlar ve bunu bulmuşlar. Bu Amerika'da da böyle. Amerika'da da mesela ağır metal içeren Norveç somonu gibi balıkların hamile kadınların yemesini yasakladı Amerikan Gıda Dairesi. 2 sene evvel. Aynı şey yapıyor diye. Orada da kuzey balıklarında var bu. Yani hamile bayanların balık yemesi iyidir. Ama o kadar da iyi değildir. Yerken de dikkat etmek lazım. Için. Evet, bravo. Ondan dolayı bir tek bu da değil. Sonra otistik oluyor çocuklar mesela. Böyle oranlar ülseratif boyut oluyor. Bazı doğuştan hastalıklar oluyor. Bu konuda tabii hep birliğiyle üniversitelerin çalışma yapıp denizimizin iyi tarafı, kötü tarafı. Balıklarımızda ne var ne yok. Bunların geniş bir envanterinin çıkarılması lazım. Ama sadece doktorlar değil. Ziraatçılar, deniz bilimcileri, gıda mühendisleri bu konuya el atmaları lazımdır. Bu konuda çalışma, her türlü çalışmada biz gönüllü olarak yer alırız. Hamsi için? Hamsi için bilmiyorum. Derin deniz balıklarında biliyorum ama bunu tabii yapmak lazım her balığın ayrı ayrı. Evet, bunu yapmadan da yani konuşmak yanlış olur. Dip balıklar. Tabii daha çok dip balıklar. Evet. Evet, bu şekildedir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Çalışmalar nasıl gidiyor? Fındık fiyatları nasıl? Abi, fındık piyasası şu anda durgun. Fiyat sabitledi biraz. 25 lira şu anda. Hı hı. Sizce ne olur fiyat? Abi ileriye doğru. Şu anda depolar, fabrikalar tamamen dolu. Hı hı. Alıcı tam bulunamıyor. Avrupa fındık almıyor yine geçen seneki gibi. Hı hı. Fiyatlar şu anda 25'e demirledi diyebiliriz. Bize Şırnak kömürü hakkında bilgi verir misiniz? Abi Şırnak kömürünü biz daha önce hiç satmadık. Talep oluştu Göreli'de, fiyatlar Rus kömüründe çok yüksek seyrettiği için. Biz de Şırnak kömürünü kamyon bazlı getiriyoruz. Yani torba ya da ton bazlı değil, kamyon bazlı. Yani en az bir 20-25 ton talep olursa, parası peşin ödendiği takdirde Şırnak kömürünü getiriyoruz. Kadrosu nasılmış? Abi Şırnak'tan aldığımız bilgiye göre 4500-5000 kalori civarıymış abi. Yani Rus kömürü de 7200-8000 kaloridir. Fiyat nasıl onda? Abi fiyatlar Şırnak kömüründe 1600 lira. Birinci sınıf Rus kömüründe de şu anda 3350-3400 seyirinde abi. Dolar kuruna göre değişiyor. Yani evet. Nereden baksanız yarı yarıya. İleri dönük artar mı ileri fiyatlar? Abi talep oluştuğu müddetçe mutlaka artar. Yani ama şu anda inşallah Şırnak kömürünü hiç satmadım ya da kullanan yeri de bilmiyorum. İnşallah bu sonuçta yerli kömür abi. Yerli kömüre döneriz. Güzel çıkar. Hı. Tamamen yerli kömüre döneriz. En azından paramız da yurt içinde kalmış olur. Daha güzel olmaz mı abi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah abi. Ayrıca Şırnak kömüründe şunu yapıyoruz. Diğer Şırnak kömürü getiren vatandaşlar onu yapmaz herhalde, öyle tahmin ediyorum. Peşin çalışıyorlardır. Biz kredi kartına aynı şekilde taksit yapıyoruz. Kredi kartlarına taksitimiz de var. Ama öyle parça kömür satmıyoruz, onu tekrarlıyorum. Kamyon bazlı, yani bir apartman gelir bizden 20 ton, 25 ton o şekilde talep ettiği takdirde o şekilde getiriyoruz. Yani kalkıp 1 ton, 2 ton ya da 3 torba, 5 torba tabii getirmiyoruz. Tabii. Abi, vermiyoruz. Yani depomuzda bulundurmuyoruz. Ve kömürün ne olduğunu bilmediğimiz için arkasında da durmuyoruz. Yani şu anda durmuyoruz arkasında. Hiç yakan var mı? Abi işte yok şu ana kadar. Hiç bilmiyoruz. Yani gelen birkaç kişi yakmış ama gözümüzde görmediğimiz için sadece biraz yoğunluk yapıp kaloriferin kazan içinde böyle top şeklinde durduğu söyleniyor ama şimdi... Acaba hava kirliliğine neden olur mu? Abi kalorisi düşük olduğu kömür hava kirliliğine neden olacağını zannetmiyorum. Çünkü sadece Göreli değil, Doğu'nun birçok bölgesinde Şırnak kömürü kullanılıyor. Ben gördüm ama yakanlardan herhangi bir bilgi almamıştım. Kendim yakmadım, kullanmadığım için bilmiyorum yani. Ancak şimdi yeni gelen sezonda ne olur göreceğiz yani. İnşallah güzel çıkar, inşallah güzel çıkar. Yerli kömüre döneriz tamamen. İnşallah, teşekkür ederim. Çünkü yarı yarıya da fiyat farkı var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi.